Ya gayrimenkul tarafında tabii buradaki konut yapımını TOKİ üstlenecek. Ama TOKİ alıp da kendisi yapmıyor. Yani onlar da ihale ediyor. Emlak konut da aynı şekilde çalışıyor. Emlak konut dünyada zaten eşi benzeri olmayan bir yapı. Yapı şey itibariyle, iş modeli itibariyle baktığımızda. Onlar çünkü kamudan arsa satın alıyorlar. Kamudan satın aldıkları arsa üzerine ihaleye çıkıyorlar. İhalede mükemmel şartlarla müteahhitlerle çalışıyorlar. Minimum gelirlerini önden biliyorlar. Beklenen gelir daha yüksek olursa daha yüksek olanını alıyorlar. Yani her türlü kazanan tarafta olan bir modeli var emlak konutun. Dolayısıyla benim beğendiğim bir yapı ve model zaten. Bu süreçte de yani bu sürecin bize öğrettiği konulardan bir tanesi de aslında TOKİ'nin yani kamunun yaptığı konutların ya da yaptırdığı konutların ne kadar sağlam olduğu şeyini de gerçeğini de görmüş olduk. Dolayısıyla burada da o kamunun konutçusu emlak konuta da bir talep gelebileceği beklentisiyle birlikte hisse 2 gün galiba tavan oldu. Sonra dün taban oldu. Bugün yatay kapattı. Yani bir pozitif oldu, bir negatif oldu ama yanlış hatırlamıyorsam sıfıra yakın kapatmıştı. 0,60 artı kapatmış. Yani çok küçük bir artıyla kapatmış. Dengelenmiş yani burası. Ya gayrimenkul tarafında özellikle yeni konutlara bir miktar talep var. Olacak da bundan sonra. Ve bundan sonra da kentsel dönüşüm hızlanacak gibi gözüküyor. İster istemez. Çünkü yani maalesef yaşadıkça öğreniyoruz. Kısa bir hafızamız var Bir toplum de olarak. korku dağları sardı artık. Yani evet, yaşadıkça öğrendik ve şimdi de normalde biliyorsun ki kentsel dönüşüm kararını durdurmak için mahkemeye gidiyordu herkes. Yani binadan birisi kentsel dönüşüme gitmek istiyordu. İşte evden çıkacağız, kiralarımız yükselecek, evimiz küçülecek korkularıyla insanlar işte mahkemeye gidiyordu. Zaten yargı o kadar yavaş ki 2 yıl öteleniyordu zaten bu süreç. Yani normalde haftaya yıkılacak olan ev bir bakıyorsunuz 2 yıl yıkılamıyor. Niye? Komşulardan bir tanesi süreci İstemiyorum. durdurmak için şey yapıyor, zora sokuyor. Şimdi kentsel dönüşüm tabii ki hızlanacak bu süreçle birlikte ve yeni konutlara olan talep de artacak. Burada özellikle marka konut olan işlerde birazcık daha değer kazanacak. Yani emlak konutun da ürettiği ya da işte bizim borsamızda halka açık şirketlerin ürettiği konutlar hem çok daha fazla denetimden geçtikleri için hem de yani mahalle arası müteahhiti gibi değil de sürdürülebilir bir iş yapmak için bina yaptıkları için ve dolayısıyla bu işi de doğru yapmak zorunda oldukları için onların konutlarına tabii ki de önümüzdeki süreçte ek bir talep gelebilir. Bu bir gerçek. O yüzden gayrimenkulün pozitif etkileneceğini söyleyebilirim. Yani kentsel dönüşümün hızlanması ve daha yeni olan evlere daha fazla talep doğabilecek olması dolayısıyla. Emlak konut da yani biraz bahsettim zaten. Mükemmel bir iş modeli var. Çok beğeniyorum. Bu süreçte tabii 2 gün tavan, bir gün taban oldu maalesef. Ama bugün itibariyle dengelenmiş gözüküyor o fiyatlama. Bundan sonrası için yani beğendiğim şirketlerden bir tanesi diyebilirim emlak konut için. Hadi bakalım. Kaldıysa beğendiklerin arasında ama konuşmadığımız bir üç hisse söyle kapatalım. Tabii ki. Çok yazıldı. Konuşacağım mecburen. Alark Holding konusu. Çünkü burada ciddi bir Twitter'da, sosyal medyada özellikle bir şey var. Lincimsi bir şey var. Onu da açıklığa kavuşturayım istedim. Bu yayını bekliyordum. Tweet de atmadım bilerek. Şimdi biz Alarko tarafındaki pozisyonumuzu Ocak ayı itibariyle biraz azalttık. Ocağın sonuna doğru da şirket bir sunum yaptı ve yeni bir beklenti ortaya koydu. Ve sonrasında da ben açıkçası ikna oldum. Yani bugün de hala en beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Şimdi diyecekler ki işte çok beğeniyorsun niye sattınız? Şimdi bizim kararlarımız çok hızlı değişebilir. Ben işte başka yerlerde de söyleyince herkes gülüyordu. Yani ben çok hızlı kararımı değiştiririm dediğimde. Biz Ocak ayında özellikle kömür fiyatlarının çok sert geri gelmesi, enerji tarafında işlerin ciddi anlamda bozulmuş olması dolayısıyla pozisyonumuzu azalttık. Bu sunumdan sonra değil, sunumdan önce yaptığımız bir hareketti. Sunumdan sonra ne yaptığımızı bu ayın sonundaki raporda görebilecekler. Şimdi bir şey söylemiyorum. Ama orada şöyle bir eleştiri vardı işte. Alarko sunum yaptı.
İşte Yunus Bey tweet attı. İşte bu sunum günü tavan oldu. Onlar da malı tepeden sattı gibi böyle bir iddia var ortada. Öyle bir şey yok. Yani işlemlerimizi açamıyoruz ama olmadığını ben taahhüt edebilirim size. Sunumdan sonraki gün ya da o gün, sonraki gün ya da ayın sonuna kadarki herhangi bir gün hiç Alarko satmadığımızı açık şekilde söyleyeyim. Normalde bunu söylemem gerekiyor. Bu benim sırrım olmalı. Ama dediğim gibi söyleyeyim herkesin içi rahat etsin. Şu anda en beğendiğim şirketlerden bir tanesi haline geldi tekrardan. Son dönemde de ciddi pozitif ayrıştı endeksten. Bugün de %5,7 falan kapattı. Bunun da sebebi şirket önümüzdeki yıllara ilişkin tarım ve gıda işini açıkladı. Ve burada da ortaya ciddi büyük bir hedef koydu yıllık FAVÖK anlamında. Büyük bir katkı yapılması bekleniyor. IRR'ın %20'lerde olması yani yatırımın getirisinin döviz bazında %20'lerin üzerinde olması beni ikna eden konulardan bir tanesi. Artık bir enerji şirketinden değil, tarım gıdanın da yer kaplamaya başladığı bir şirketten bahsediyoruz. Bu uzun vadeli bir süreç, bunu unutmayalım. Ama sadece orada bile sadece bu tarım gıda işi bile eğer bekledikleri şekilde ilerlerse bugünkü piyasa değerlerini karşılayacak düzeyde. Bir de bunun yanında ciddi bir enerji işi var. Enerji tarafında da üretimden ziyade bu yıl itibariyle dağıtım artık daha çok yer kaplayacak. Yani bu yıl üretim karın büyük kısmını getirmişti. 2023'te dağıtım getirecek. 24'te dağıtım daha da büyük bir yer kaplayacak. Üretim daha da küçülecek muhtemelen. Ve böyle ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla yüksek enflasyon da onların işine yarıyor. Az önce Enerjisa'nın bilançosu geldi. Görmüştür herkes. Şaşırmışlardır da 12 milyar kar geldi. Varlık tabanı değerlemesi, bu enflasyonun pozitif etkisinin dağıtıcılara olan katkısı. Alarko'da da benzer şekilde dağıtım işi var Konya bölgesinde, Meram tarafında. Dolayısıyla onun etkisiyle 2023'ün de güzel geçmesini bekliyorum. Sonraki yıllar için de güzel bir hikayemiz var artık elimizde. Dolayısıyla bir süre daha bizimle olacak gibi gözüküyor Alarko. İki Bu arada tavır bu alalım. senin en beğendiğin hisseleri endeksten de ayrışma sorusu vardı ya girerken ilk. Tabii zaten Onu da birimiz böylece o. yanıtlamış oluyoruz. Evet. İkincisi tabii ki de bankalardan bir tanesi. Akbank tarafı. Yani burada deprem sonrasındaki süreçte piyasaları destekleme adına alınan kararlara baktığımızda bankalarla ilgili de bir karar gelir mi diye herkes merak etti. Çünkü taleplerden biri de buydu. Yani bankalar işte elde ettikleri karın %30'una kadar dağıtabilsin gibi bir şey vardı. Talep vardı. O olmadı ama %15'e kadar dağıtılacak muhtemelen. Bu da ciddi bir temettü verimliliğini beraberinde getirebilir bankacılık için. O da pozitif ayrıştırabilir sektörü. Dolayısıyla bankaları da hala çok beğeniyorum. Bu yıl için normalde hikaye şuydu. İşte enflasyon daha düşük olacak. Bankalar 2022 kadar kâr edemeyecek gibi bir beklenti vardı biliyorsun. Ama maalesef yaşanan felaket sonrasında enflasyonun düşmeyeceğini ya da düşmesinin zor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bankaların da 2023 kârı muhtemelen 2022'yi yakalayacak gibi gözüküyor. Orayı da hala çok beğenmeye devam ediyorum. Yani üçüncü taraf bende hala havacılık değişmedi. Yani bu banka, hava artı Alarko üçlüsü bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Zaten BIST 30'dan çıkmamaktan yanaydım hep. Hala oradayım. Türk Hava Yolları'nı buraya dahil edebilirim. Sebeplerini Pegasus tarafından anlattım. Üç değil bir tane daha söylemek istiyorum. Özellikle son dönemde beğendiğim. Ya yine Ford Otosan tarafı oradaki şeyimde. Onun da sebebi şu. Şimdi 2023 için seçtiğimiz şirketler hep böyle işte bir büyüme hikayesi olacak şirketler olmaya çalışıyor. İşte ne bileyim filosu büyüyor diye şey yapıyoruz. Çünkü makro anlamda işlerin çok iyi gitmesi yani makul gözükmüyor. Yani Türkiye'nin böyle çok büyük bir büyümeyle yılı kapatması ya da işte küresel tarafın çok hızlı toplanması falan bu yılın hikayesi bunlar değil. Dolayısıyla şirket bazında reel büyümeler bizim için daha heyecan verici. İşte Pegasus'un uçak kapasitesinin %20 artacak olması gibi Türk Hava Yolları'nın keza %15'lere yakın uçak sayısını arttıracak olması gibi şeyler bizi daha çok cezbediyor. Ford Otosan tarafında da burada tabii ki Romanya ve Türkiye yatırımlarının artık daha çok katkı sağlayacak olması ve geçen yıla oranla %30-35 kadar daha fazla araç üretecek olmaları. Burada bizi heyecanlandıran konu. O yüzden de
Ford Otosan da burada yine en beğendiklerim arasına giriyor diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.